Herkese merhaba Bu podcastimizde enzimlerden bahsedeceğiz Enzimlerin yksd veya daha önceki ls sisteminde arkadaşlar Ygs e ls sisteminde pek sorusu yok hani kendi tekil soruları yok ama diğer konularla bağlantısının çok olduğunu Söylemek isterim Yani eğer diyorsanız ki biz tyt e ayetinden full çekeceğiz Enzimlerle alakalı e Kısımları bilmeniz gerekiyor e Birçok konuda enzimlerin özelliklerini bilmeniz gerekebilir Enzimler benim gözümde bonus moleküller. Yani hiçbir şekilde dışarıdan almanız mümkün olmadı. Sadece hücreleriniz ürettiğiniz hücrelerinizi üreterek kimyasal reaksiyonlarınızın çok daha az enerjiyle ve çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan çok spesifik moleküller, çok özel moleküller. Bu moleküllere kimyada katalizör deniyor. Biyolojik katalizörleri biz enzim olarak ifade ediyoruz. Bunların temel görevi aktivasyon enerjisi dediğimiz kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarını aşağı çekmektir. Yani mesela insanda oksijenli solunum tepkimeleri 36,5 santigrat derecede gerçekleşiyor. Eğer emzimler olmasaydı bu 365 santigrat dereceye kadar çıkabilirmiş. Veya vücudumuzu üretilen üre denilen madde üreaz enzimiyle parçalanabiliyor birkaç saniyede. Ama eğer arkadaşlar üre vücut dışında parçalansaydı bu yüzlerce yıl bulabiliyormuş. Yani enzimlerin bu yönüyle ne kadar etkin olduğunu anlamanızı söyleyebilirim. Ee, bu podcast'i dinleyen birçok insanın enzimler konusunda aklınıza ilk, aklına ilk gelen bir grafik var. Enzimli ve enzimsiz aktivasyon enerjisi grafiği. Yani enzimlerin e, aktivasyon enerjisi aşağı çektiğini ve daha tasarruflu e, bir reaksiyon gerçekleşmesini sağladığını görürüz. Ama enzimlerin ürün miktarını arttırmak gibi bir görevi yoktur. Enzimler sadece e, belirli zaman aralığındaki ürün miktarını arttırabilir. Yani enzimler asla gidip de arkadaşlar e, ne yapamaz? E, var olan bir substrat miktarını arttıramaz. Zaten 100 gram substrat varsa o 100 gram substratı ürüne çevirir. E, bu yüzden ürün üretim hızını arttırabilir ama ürün miktarını arttırmaz onu söyleyelim. Yapısına baktığımız enzimin iki şekilde iki yapıdan meydana geliyor basit enzimler ve bileşik enzimler Basit enzimler sadece proteinden meydana gelen Ve sindirim enzimlerinin Bir çoğunun Basit enzim olduğunu söyleyebilirim Ama bir basit enzim asla Apo enzim demeyin Basit enzim basit enzimdir Apo enzim demenize lüzum yok arkadaşlar Bileşik enzime geldiğimizde ise bileşik enzimin Holo enzim Gavurcu adıyla Apo enzime Kofaktör dediğimiz yardımcı kısımdan meydana geldiğini görürüz. Apo enzim kısmının proteinden yardımcı kısmının yani kofak ise e, vitamin nat fattan oluşursa isminin koenzim olduğunu mineral veya metal iyonları ise isminin kofaktör olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bir bileşik enzimde apoenzim yardımcı kısım olmadan hiçbir işe yaramaz. Yani apoenzimle yardımcı kısım birlikte olmalı. Yani aslında bakarsanız bir aktivatör ikisi de vardır yardımcı kısmın bu yönüyle. Her bileşik enzim çeşidin apoenzim çeşidi farklıdır. Yani 1 milyon çeşit bileşik enzim varsa 1 milyon çeşit apoenzim vardır. Ancak yardımcı kısım farklı bileşik enzimlerde aynı olabilir. Bu noktada e, Ramazan'la melahat dediğim e, bir mevzu var arkadaşlar. Esrail oldu Ramazan'la melahat dediğimiz işte melahatın Ramazan'dan iki çocuğu var iki kızı var. İkisi de Ramazan'dan çıkmıyor. E, i̇kisi de farklı adamdan çıkıyor DNA testiyle. Burada Ramazan apoenzim oluyor. E, yardımcı kısım da melahat oluyor. Yardımcı kısım farklı apoenzimlerle bileşik yapabilir ama apoenzim sadece belli bir yardımcı kısımda sadece bileşik yapabilir. Bu yönüyle e, apoenzim daha özel, daha özgün oluyor. Ayrıca apoenzim her zaman organik ve proteinden yardımcı kısım vitamin olursa organik, mineral olursa inorganik olabiliyor. E, subsuratı tanıyan apoenzim reaksiyona giren yardımcı kısımdır. Bu yönüyle aralarında böyle farklar da mevcut arkadaşlar. Enzimlerin substratla olan ilişkisine baktığımızda burada substrat kelimesi de karşımıza geldi. etki ettiği kimyasal maddeler bir substrat diyoruz. Ve enzimler ve substratlar arasında kabaca anahtar kilit ilişkisine benzeyen bir uyum vardır. Dolayısıyla enzimler substratına özgüdür cümlesi kullanılır. Ama son senelerde enzimler substratına özgüdür yerine enzimler reaksiyonuna özgüdür cümlesi de kullanılabiliyor. Enzimlerde bir aktif merkez ve aktif bölge vardır. Substrat enzimleri enzimlerin bu bölgesinden bağlanır. Yani substratlarda şekil değiştiğine yol açan kısım aktif bölgedir, aktif merkezi. Enzim substratla birleştiğinde meydana gelen moleküle veya meydana gelen kompleksi enzim substrat kompleksi denir. Reaksiyon sonlandığında substrat ürüne dönüşür arkadaşlar. Yani reaksiyon sırasında substrat azalırken ürün artar. Enzimde ise herhangi bir kimyasal veya fiziksel değişim meydana gelmez. Dolayısıyla sayısı değişmez. Ancak bu durum biraz yanıltıcı olabilir. Enzimlerin en fazla birkaç saatlik ömrü vardır. Birkaç saat içinde reaksiyonların sonucunda deformasyona uğrayabilir ve deformasyon sonucunda enzimlerin arkadaşlar herhangi bir etkisi kalmaz ve sindirilerek yenisinin üretilmesi gerekir. Reaksiyonlara baktığımızda bazı enzimlerin çift yönlü yani tersini çalışabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili en bilinen örnek solunum sistemindeki o oksijen ve karbondioksit taşınması sırasında bahsedilen bir karbonik anidaz enzim var. Karbondioksitle suyu birleştiren tekrardan karbonik asit karbondioksitle suya parçalan karbonik anhidraz enzimi. Dolayısıyla enzimler çift yönlü çalışabiliyor. Ayrıca enzimlerde arkadaşlar tersinir çalışmadan başka bir de ne var? Takım halinde çalışma var. Yani aslında çoğu enzim takım haline çalışır. Yani A maddesi B maddesine B maddesi C maddesine C maddesi D maddesine dönüşürken hep farklı farklı enzimler reaksiyonları katalizler. E bu durumda ne oluyor? Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabiliyor arkadaşlar. Bunu da böylece ifade edelim. Enzimler arkadaşlar e, hücrede üretilebilir sadece. Hücrede üretilen enzimler sadece hücre içinde kullanıl kullanılabilir. Ve her enzim sadece kendi arkadaşlar ee, hücresi içinde kullanılabilir ee, eğer kullanılacaksa Dışarı çıkarılabilen yani hücre dışında kullanılabilen enzimler de var Ama şunu unutmayın Mesela A hücresi kendi enzimini kendi üretir yani A hücresi başka bir hücreye enzim üretemez Onu söyleyeyim yani kısaca kabaca şu cümleyi kullanabiliriz Enzimler hücre içinde üretilir hücre içinde ve hücre dışında da Kullanılabilir arkadaşlar genellikle bileşik enzimler için Golgi üretir deriz Basit enzimler için de ribozomda üretilmesine rağmen Golgi ve ERE'de işlevsel hale gelebilir arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz? Enzimler tekrar tekrar kullanılabilir yapısı bozulana kadar ve enzimler genlerin kontrolü üretiliyor. Çünkü enzimlerde protein kısım vardır ve proteinler genlerin kontrolü üretiliyor sevgili arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Enzimlerin sonunda AZ2 veya Ojen2 getirilebiliyor. İşte maltaz, sükraz, laktaz gibi isimler sonunda AZ2 var. Inaktif enzimlerin sonuna da ojen 2 getiriliyor. Pepsin ojan, tripsin ojan, kimotripsin ojan gibi arkadaşlar. Ve bunlar da dediğim imzalatlarla aktifleşecek. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Mesela bizim vücut sıcaklığımız 36,5 derecedir. Ve insandaki enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık 36,5 santigrat derecedir. Ve enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa biz optimum sıcaklık diyoruz. Optimum sıcaklığın altında bir üstünde enzimlerin çalışması yavaşlar. Çok üstüne veya çok altında sıfıra kadar inebilir arkadaşlar. Burada anahtar problemimiz şu. Optimum sıcaklığın altını düşündüğünde genellikle enzimlerin yapısı bozulmazken Optimum sıcaklığın üstüne çıktığımızda enzimlerin yapısı da bozulur. Denatür olurlar. Bu yüzden optimum sıcaklığın üstüne çıktığımızda geri dönüşü olmaz arkadaşlar. Enzimlerin laboratuvar ortamında insandaki enzimlerin en fazla 55 derecelere kadar çalışabildiği görülmüş arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Sıcaklıkla enziminin bozulması iyi bir şeydir özellikle bakteri, mantar gibi bazı mikroorganizmaların arkadaşlar veya virüs gibi organizmalardan kurtulmamızı sağlar sıcaklık. Ee, sıcaklık değişimleri bunların da yapısını bozar arkadaşlar. İnsanda ateşin çıkmasının sebebi de vücudumuzdaki mikropları öldürmek içindir. Yine aynı şekilde natural olsun diye. pH derecesi enzimlerin çalışmasını etkileyebilir. Yani her enzimin iyi çalışır pH aralığı vardır. Yani genellikle bu vücudumuz için 7'dir arkadaşlar. Ama farklı pH'larda çalışan enzimler de var vücudumuzda. Bunların en spesifik örneği midemizde 2 derece e, asitik ortamda çalışan pepsin. Yine e, ince bağırsağımızda 8 ila 9 da bazik ortamda daha iyi çalışan tripsin, lipaz gibi enzimler arkadaşlar. Yine e, amilaz amilazidimiz enzimde nötr'e yakın daha iyi çalışıyor ve pH değişimleri enzimlerin yapısını bozacağı için denatür edebilir. Bu yüzden pH değişimleri tehlikelidir arkadaşlar. Mesela kandaki 7.2'lik bir pH 7.4 olursa ve 6.8 olursa ölümcül olabilir. Bu yüzden arkadaşlar homeostasinin önemi ortaya çıkıyor. Enzim substrat miktarında enzim çalışma hızının etkileri vardır. Eğer ortamda enzim ve substrat sınırsız bir şekilde varsa burada tepkime hızı sürekli hızlanır. Tabi böyle bir reaksiyon ancak cennette olabilir. Hiçbir vücudumuza hiçbir reaksiyonda Enzim ve substansınız sınırsız olamaz arkadaşlar. Yani böyle bir reaksiyon yok kısacası. Yani bir araba düşünün. Arabanın benzin hiç bitmiyor. Yol dümdüz. Arabanın ibresi sonsuz. Bu arabanın hızı sürekli artar. Eğer enzim miktarımız sabit, substrat miktarımız sınırsızsa burada da reaksiyon substrata doyana kadar enzimler hızlanır. Ondan sonra sabit hızla hareket eder. Burada da arabanın arkadaşlar ibresi 300'e basıyorsa araba en fazla 300'e kadar hızlanır. Ondan sonra sabit hızla hareket eder tepkime hızına baktığımızda yine enzim miktarıyla alakalı. Bu sefer enzimin e, sabit, substratın sabit olduğunu düşündüğümüzde ise enzim substrata doyar. Daha sonra yavaş yavaş substrat bitmeye başlar. Substrat bitmeye başladığında da arkadaşlar reaksiyon sonlanır. Nitekim böyle durumlar söz konusu. Yani özellikle ilk anlattığım diye ikinci ve üçüncü anlattığım grafikler insanlarda ve canlarda daha olası grafikler. Suya geldiğimizde ise su canlıdaki hemen hemen her şeyi etkiler. %15 su oranının altında enzimler genellikle çalışmaz. %15'in üstündeyse arkadaşlar enzimler artık yavaş yavaş çalışmaya başlar. Reaksiyon hızını etki eder. Genellikle %30'un üstündeki değişimler reaksiyon hızını etki etmez. Tekrar ediyorum. Genellikle %30'un üzerindeki değişmeler reaksiyon hızına etki etmez arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Daha sonra sabit kalır. E, ayrıca su yoğunluğunun aşırı artması da tekme hızını azaltabiliyor. Onda bu sene ders kitabına eklenmiş böyle bir durum su yoğunun aşırı artması tabi imazını azaltabilir diye eklemişler. E, su oranının çok düşürülmesi özellikle kurutulmuş gıdaların pekmez, bal, marmelat gibi gıdaların daha uzun süre saklanabilmesine olanak sağlar. Subsurat yüzeyi. Subsurat yüzeyi nedir? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Kıyma ile parça düşünelim. Kıymanın yüzeyi daha fazladır. Enzimlerin de bir özelliği var. E, Subsuratı dış yüzeyden etki başlarlar. Substrat'ı dış yüzeyine etki etmeye başladıkları için duş yüzeyi ne kadar fazlaysa enzimlerin etki mekanizması da o kadar fazladır. Bu yüzden substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızı artar arkadaşlar. Ama burada bir problem var. Substrat yüzeyi mevzularında öğrencileri aldatmak için bir soru tarzı geliştirmişler. Soruların içerisinde katalaz varsa soruların içerisinde karaciğer varsa soruların içerisinde H2O2 dediğimiz molekül varsa dikkat edeceksiniz. Bu sorularda H2O2 genellikle substrattır arkadaşlar ve sabittir. Katalaz enzimdir ve karaciğerin içerisindedir arkadaşlar. Tekrar ediyorum katalaz enzimdir ve karaciğerin içerisindedir. Katalaz karaciğer hücrelerinden çıkar. Bu yüzden karaciğeri parçaladıkça substrat yüzeyi artmaz. Karaciğerin parçalanması karaciğer hücrelerindeki enzimlerin hücre dışına çıkmasını ve reaksiyonun daha çok katalize edilmesine sebep olur. Dolayısıyla soruda katalans karaciğer H2O2 geçiyorsa karaciğerin parçalanması reaksiyonu hızlandırır ama substrat yüzeyini arttırdığından değil enzim miktarını arttırdığından hızlandırır. Bu sorularda dikkatli oluyorsunuz. Aktivatör ve inhibitör meselesine geldik. Bir reaksiyonun çalışmasının e, başlatan veya e, enzimlerin çalışmasını arttıran veya başlatan faktörler aktivatör diyoruz. Bunlardan en bilinen arkadaşlar Midedeki pepsinojenin pepsine dönüşmesinin sağlayan hidroklorik asittir. Ama mesela bir tohum için su aktivatördür. Bir tohum için ışık aktivatördür. Nem aktivatördür arkadaşlar. Mesela sıcaklık, ışık, enzimler bunlar nedir? Yine aktivatördür. Mesela enzimler nerede aktivatörlük yapıyor? İnce bağırsağımızda tripsin, kimotripsinojenin Kimotripsine dönüşmesini sağlıyor. Bu da bir aktivatörlük oluyor. İnhibitorlar ise enzimin çalışmasını durduran veya yavaşlatan veya kararsız hale gelmesini sağlayan enzimlerin moleküller, yani kötü bir şey. Burada da yine arkadaşlar zehirler, ağır metaller, arsenik, kurşun gibi maddeler, antibiyotikler, yüksek sıcaklık, ışık, pH değişimleri gibi etkenler de inhibitörlük yapabilir. Yine ultraviyolaşınlar da buna örnektir. Vermiş mesela örnek olarak ultraviyolaşınların amilaz enzimini inhibe etmesinden bahsetmiş. Enzimlerle alakalı diyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Buradaki podcastimiz de burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.